Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün tel tel ayrılan yumuşacık poğaça tarifi hazırladım. Hem göze hem de lezzetiyle midenize hitap edecek şahane bir poğaça tarifidir. Tarifime başlamadan önce küçük bir isteğim var. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu etmiş olursunuz. Verdiğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına 1 yemek kaşığı kuru maya almakla başlıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı olarak bir tane de yumurta kullanıyoruz ama sarısını hamura eklemiyoruz. Üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yumurta sarısı beklerken üzeri çok çabuk kabuk tutuyor. Bunun için üzerini mutlaka kapatalım. Un eklemeden önce mayanın çözünmesi için biraz karıştıralım. Zaten süt ılık olduğu için maya da çok çabuk çözünecektir. Bu kadar yeterli. Artık un ekleyebiliriz. 4,5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip hamuru kaşıkla toparlayabildiğimiz kadar toparlıyoruz. Hamur yoğururken ile yapışmasını benim gibi sevmiyorsanız lütfen kaşık veya spatula kullanın. Bu şekilde hazırladığımız hamurlar hem ele yapışmıyor hem de daha kolay yoğruluyor. Kullandığım ölçüleri sırası geldikçe teker teker sayıyorum ama daha kolay almanız açısından videonun açıklama kısmına tüm malzemeleri detaylı bir şekilde ekliyorum. Oradan kolaylıkla alabilirsiniz. Hamuru kaşıkla yeteri kadar toparlayınca kaşığı çıkartıyoruz ve hamurun pürüzsüz olması için elimizle birkaç dakika yoğuruyoruz. Hamur özleşip pürüzsüz olunca üzerini kapatıp mayalanması için 30 dakika dinlendiriyoruz. Mayalanma süresi dolup kabaran hamuru artık işleme alabiliriz. Masaya aldığımız hamuru 8 tane eşit parça olacak şekilde kesiyoruz. Ve her bir parçayı yuvarlayıp beze yapıyoruz. Tüm bezeleri hazırladıktan sonra un serperek büyük bir servis tabağı boyutunda açıyoruz. Bezeleri açıkta çok bekletirseniz üzerleri kuruyup kabuk tutar. Çok büyük açmadığımız için tüm bezeleri açmamız 6-7 dakika gibi kısa bir zaman sürüyor. Ama tekrar etmemde fayda var. Bezeler çok fazla bekleyecek olursa lütfen üzerini kapatın ki kurumasınlar. Tüm bezeleri aynı boyutta açtıktan sonra yağlamamız gerekiyor. İlk yufkayı pişirme kağıdı üzerine alıp tereyağı sürüyoruz. Tüm hamura 125 gram tereyağı kullandım. Tereyağını eritmenizi önermiyorum. Onun yerine birkaç saat önceden ya da geceden tereyağını oda ısısında bekletirseniz çok rahat sürülebilir kıvama gelecektir.
tereyağını sürdükçe yufka yerleştiriyoruz ve bu şekilde dizerek tüm yufkaları kullanıp 8 kat yapıyoruz. Son kat yufkayı yerleştirdikten sonra üzerine bu sefer yağ sürmüyoruz. Yufkaları tabağa alıp üzerini streçle kapatıyoruz. Ve yağın donması için 5 dakikalığına dolaba kaldırıyoruz. Dolapta bekleyip yağı yeteri kadar donunca artık dilimleyip örgü yapabiliriz. Keseceğimiz yerler belli olsun diye öncelikle poğaçanın tam ortasına bardakla basıp biz yapıyoruz. Sonrasında her bir parçanın arasında eşit boşluk vererek 8 parçaya kesiyoruz. Sekiz eşit parça olacak şekilde kestikten sonra örgü yapabilmemiz için her bir parçayı tekrar 3 parça olacak şekilde kesiyoruz. Her 3 parçayı örgü yapıp poğaçamızın son şeklini ortaya çıkartıyoruz. Sonunda kat kat ayrılan yumuşacık görseliyle de kendine hayran bırakan şahane bir poğaça oluyor. Örgüleri tamamladıktan sonra uç kısımlarını iyice sıkıştıralım, açılma yapmasınlar. Örgüleri tamamladıktan sonra başta ayırdığımız yumurta sarısını çırpıp üzerine sürüyoruz. En son ortasına ve uç kısımlarına ben haşhaş serpiyorum ama isteğe göre susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Poğaçamızı tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece fırında 25 dakika yani üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırını önceden ısıtmanıza gerek yok ama fırının fanını açarsanız daha güzel pişecektir. Poğaçayı fırından alır almaz üzerine havlu veya mendille 10 dakikalığına kapatırsak poğaçamız yumuşacık pamuk gibi olacaktır. Bu güzel poğaçayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz.
Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.